Selam millet, bugün şöyle göstereyim, Bilka'ya geldim. Bilka bizim oradaki büyük alışveriş merkezleri gibi, içinde her şey var. Giyimden, yiyeceğe, temizlikten, çiçeğe, elektroniğe, her türlü şeyi bulabilirsiniz. Biraz fiyatları size göstermek istiyorum. Eminim dikkatinizi çekecektir. Hadi o zaman eğlenelim birazcık. Evet, şöyle bir elektronikle birkaç tane göstermek istedim size. Bakın bunlar 55 inçler. Şöyle gösteriyorum. Burada ses sistemleri falan da var. Ses sistemleri 849 kron. Televizyon birkaç farklı formasyonları var. 55'ler 2900. 60 inçler 4400 kron. Şöyle 60 inçler 4400 kron. 55 inçler bu şekilde 2900 kron. Şöyle göstereyim dedim. Bakın burada Samsung'um var. Bunlar 65 inç 6666 krona. Şu şekilde gösteriyorum. Yine burada 55 inç 3333 kron. Bunlar Samsung hep. Burada yine 43 inçler var. Bunlar da 2400 kron. Bilgisayarlarda şurada 14 inç. Şu şekilde özelliklerde. Bakın özelliklerini de gösteriyorum. 240 GB. i5 işlemci. Şöyle genelde HP'nin 3200 kron. Başka bilgisayarlardan şöyle gösterecek olursak, şöyle bakın burada Lenovo'nun yine şu özelliklerde özelliklerini gösteriyorum, 5000 kron şu şekilde. Bunlar 14 inç. Geçiyorum. Huawei'nin saatleri var genelde, bunları göstermek istiyorum. Bakın bu 2290 kron. Bunlar yine 2290. Özellikleri değişiyor tabii ki. Yine 1099'a var şu şekilde. Bakıyoruz. Şunlar da en düşükleri 449 kron. Şu şekilde. Bunların hepsi Huawei. Bunların da fiyatlarını şöyle bir göstereyim dedim size. Şu şekilde. Eğer şöyle bilgisayar göstermek istiyorum. Burada HP'nin şu şekilde özellikleri şöyle. Nasıl şöyle göstereyim? Evet. Özellikleri bu. 7500 kron şu. Hemen bağlantılı. Büyük ekranı da burada. Bu da şu şekilde 27 inç. Bunun fiyatı da 1400 kron. Şu şekilde gayet şık, güzel. Sadece fikir olarak göstermek istedim. İkisi toplamda 8800 kron. 8800 kron. Yani 1000 Euro'dan biraz yukarıda. Şöyle geçerken kulaklıkları da göstereyim dedim. Bakın şöyle güzel şunlar var, indirimdeymiş. 200 kron indirimde 300 krona. Gayet güzel. Şöyle bakın, şurada güzel bir konsept. Bu 900 kron ama gayet hoş. Gayet hoş. 900'müş bunlar. Yine onun bir modeli, bir farklı, bir üst modeli. Bunlar yenileri. Philips'in. Bunlar 1500 kron. Şu şekilde gösteriyorum. Gayet güzel. Hangisi? Bu bizimki mi? Bunların fiyatları ne olmuş şu an? Şu an ben daha ucuz aldım. Evet, şu an 800 kron. Bizde bundan var şu an. Bunlar 800 kronmuş. Ben daha... Aha, fikir olarak göstermeye devam ediyorum. Yine burada kimilerinin dikkatini çekeceğini umduğum Samsung Galaxy Z Fold 3 14.200 kron şu şekilde. Şöyle. Bilmiyorum Türkiye'de fiyatları ne? Geldi mi? Fiyatları bu şekilde. Göstermek istedim. Fiyatı 14.200. Galaxy A53 var. Sortlar. Bunların fiyatları 3.400 kron. Yaklaşık olarak 500 euro. 500 euro dolaylarında. Bu arada burada iPhone 13 Pro Max, bunların 128 GB ve 250 GB olarak fiyatları bu. 9749 kron. Yani yaklaşık olarak 1200 euro civarlarında. 256 GB'ı da 10.000, yine 1250 euro dolaylarında bunların fiyatları da şu şekilde. Burada çok şık bir tablet var, bunu göstermek istiyorum. Şöyle bu Lenovo'nun, şu şekilde manyetikli, isterseniz çıkarabiliyorsunuz klavyeli, böyle 13.3 ekranı, 4 GB RAM, 4300 kron yaklaşık olarak 600 euro dolaylarında, ama çok şık gerçekten. Bu şekilde çıkarılabiliyor. Manyetik klavyesi de var. Çok hoş.
göstermek istedim bu şekilde. Bu arada burada Xiaomi vardı. Xiaomi Redmi Note 11, Note 11 Pro diyeyim. Ön kamerası 108 megapiksel. Bakayım şöyle bir. 2890 kron. Bu şekilde özelliği. 128 GB. 5G aynı zamanda. Bu şekilde. Gayet hoş, güzel. Fiyatını bunu da göstermiş olayım. Bu şekilde burada şeyimiz var bir tane. Dur bakayım. Bu Samsung. Şöyle göstereyim. Samsung Galaxy S22U. Bunlar şu şekilde 128 8 GB RAM'i var bunun. Megapikseli düşük 50. Lakin fiyatı 9800 kron. Aynen şu şekilde göstermiş olayım bunu da. Şu şekilde. Bayağı güzel. Fena değil. Özellikleri gösterdiğim gibi aşağıda. Fiyatları 9800 kron. Geçiyoruz. Bu arada bakın burada tek kişilik arabalar var şu şekilde. Bunlar 44.000 kron. Şöyle 44.000 kron. Şöyle içini göstermek istiyorum. Oo, arkaya birileri de oturuyor böyle, çocuk falan. Bir kişilik şöyle. Gayet güzel aslında, kullanışlı. Şöyle yandan arkadan da göstermek istiyorum. Bildiğin elektrikli. Buradan elektrikli şarj ediyorsunuz. Şu şekilde. Gayet güzel, şık aslında. Şöyle bir daha geçmek istiyorum buradan. Kapıyı da açtık şöyle şu şekilde. Oo, gayet güzel ya. İç dizaynı, aksan falan her şeyi güzel. Üstü de açılıyor. Vallahi muhteşem bir şey. Çok güzel dizayn edilmiş. İnsanlar bayağı kullanıyorlar bunu. Türkiye'de de bayağı kullanıyorlar ama bu çok daha egzantrik bir model. Vallahi hoşmuş. Markete falan gitmek için ideal. Park sorunu da yok fazla. Gayet hoşmuş. 44 kron. 45.000 kron diyeyim daha doğrusu. Şöyle bu yakışıklıyı bir de karşıdan şöyle gösteriyorum. Bu şekilde devam ediyoruz. Bebek arabaları. Genelde çocukları kışın burası yağmurlu olduğu için, biliyorsunuz İskandinavya, bunun üstü böyle kapatılıyor. Çocuklar içeriye oturuyorlar. Şekil A'da görüldüğü gibi karşılıklı. Anneleri ya da babaları da bunun üzerine binip sürüyorlar. Diyeceksiniz ki yorulmuyorlar mı? Yorulmuyorlar. Hem manuel sürüyorlar. İstedikleri zaman da şu gördüğünüz kutu elektronik aksam otomatiğe alıp kendisi sürebiliyor. Elektrikle götürebiliyor yani. Onun için çok kullanışlı bir şey. Fiyatları da 20.000 kron. 19.500 kron. Bunu da böyle bırakıp geçiyoruz. Bakın burada yine normal bisikletler var. Bakın normal bisikletler. Bunlar da manuel sürebilirsiniz. Gayet kullanışlı. Bunların sepetlikleri falan var. İskandinavya'da çok amaçlı bisikletler bu şekilde. Büyük boy. Burada yine elektroniği var gördüğünüz gibi. Yorulduğunuz zaman direkt bunu aktif hale getiriyorsunuz. Kendi kendine sürüyor sizi. Sürebiliyor. İstediğiniz zaman da manuele geçebiliyorsunuz. Fiyatı da şurada gösteriyorum. 10.000 kron. Şöyle 10.000 kron fiyatları. Bakın burada çok güzel dağ bisikletleri var. Yine elektronikli olanı var. Şu gördüğünüz aksan elektronik. Yani otomatiğe alıyor kendini. Bunun fiyatını göstereyim. Yine indirimdeymiş bu arada. 10.000 iken 8.000'e düşmüş. 8.000 kron dolaylarında. Yine burada aynı modeller var. Fakat bunların elektrik aksanları baktığım gördüğünüz kadarıyla bakıyoruz buraya yok. Bunların fiyatlarına bakıyoruz şekilde. Aynen. 2 kat 3 kat düşüyor. 3.900. Hatta bazıları indirimde 2.600 kron. 2.600, 3.900. Bunlar var yine ön sepetlikli böyle çok güzel. 3.700 kron. Gördüğünüz fiyatlar bayağı düşüyor. Normal scooterlar var. Türkiye'de de görmeye alıştığımız son günlerde. Biz Danimarka'da burada yaklaşık 4-5 senedir kullanıyoruz bunları. Bunların fiyatları ortalama tabii ki değişiyor modeline göre. 3.400, 4.400, işte 4.000 kron dolaylarında şu şekilde gösteriyorum. Ama tabii iklimi güzel ülkelerde daha güzel. Çünkü burada bakıyorum çoğu kişi yağmurdan dolayı elektrik aksanları falan akü olan yerlerde şey oluyor. Problem çıkartıyor. Ama fiyatları bu şekilde 4.000. Bazıları hatta bu şekilde 1.000 kron bile var ama gerçi ben güvenmiyorum buna. Genelde ortalama fiyatlar 2.400, 2.500, 3.000 dolaylarında. Geçiyoruz. Bak burada çim biçme makinesi var. Otomatik yine bunlar. 6.000 kron. Şu şekilde bırakıyorsun. Baba geziyor bahçede böyle. 6.5 saat normalde şeyleri var.
şarjları 6,5 saat falan gidiyor. Gayet güzel. 6000 kilo. Geçiyoruz. Böyle çok güzel barbekü alanları var. Şu şekilde oturabiliyorsunuz. Böyle cam, şu şekilde set bambudan, üstünde camı var. 3 kişilik oturuyor. Arkada bir teknileri de var. 9500 kron. Burada bir farklı ebatlarda masalar var. Bakın mesela şu şekilde şemsiyeler var. Çok güzel açıp kapamalı. Bunlar 400 kron. Daha büyüğü var. Bakın çok güzel. 1000 kron ama muhteşem. Bakın alt tarafına hiçbir şey koymanıza gerek yok. Ağır mermer var, bunu tutuyor. Çok zevkli bir şey. Şuna bakar mısınız ne kadar zengin duruyor? 1000 kron sadece. Bunun dışında şuraya bakmak istiyorum. Yine böyle kafanıza göre dizayn edebileceğiniz. Bakın şurada çok güzel bir set var. Şu şekilde. Bakın şunların güzelliğine bakın. Masası çok elit. Oturağı yine bambuza. Şu şekilde. Yaklaşık evet 3499 kron şu şekilde. Tabi bunun dur bakayım. Yukarıdaki şeyi, tenti 629 kron. Yani totalde 4000 krona geliyor bu şekilde. Oturaklar, masası ve üstüyle 4000 krona alıyorsunuz ortalama. Burada yine çok elegant şezlonglarımız var. 2000 kron dolaylarında bakın şu şekilde. Bambulu. Ahşaptan şu şekilde. Çok güzeller. Bakar mısınız ne kadar güzel. Millet böyle geçip uzanıyor işte. Bunun dışında şu şekilde. Yine daha küçük levelde böyle 2100 kronu alınabilecek böyle. Balkonunuzun köşesine, terasınızın köşesine koyabileceğiniz. Çok güzel şeyler var. Bakın bu arada buradaki mangallar biraz daha elit. Çünkü burada barbekü kültürü çok daha yaygın. Bizdeki köfteler yok ama bakın şu şekilde özel. Bunlar aksanlı, çok çok amaçlı. Bu şekilde barbeküler, gazlı bunlar. Çok profesyonel. Bunlar 5000 kron. Yine daha küçük levelde şu şekilde termostatlı ölçümünü falan da yapıyor, sıcaklığını falan. Bakın şu şekilde. Aşağıda böyle tüp aksanını oturtuyorsunuz. Bu şekilde. Muhteşem bir şey. Muhteşem. Bunların fiyatları mesela 3000. Bence hiçbir şey değil Danimarka için. Yine bu şekilde 3000 kron. Şöyle yandan gösteriyorum. Bakın. Ortalama fiyatlar. Bakın 1800'de bile var. Şu şekilde. 1500'e var. Biraz daha çapı biraz daha düşük. Şöyle ufak tefek şeyler de var ama ben size özellikle bakın bir de şunu göstermek isterim. Bakın bu 6000 kron. Bu tamamen profesyonel. Bu büyük otellerde falan belki görebiliyor. Yani büyük otellerde de bence böyle şeyler kullanmıyorlar. Biraz daha küçük çaplı bir şey var onlarda. Bakar mısınız şuna? Wow. Wow. Eğer bahçeli bir eviniz varsa şu gördüğünüz mevzu budur yani. 6000 kron. Paylaşmak istedim. Yine daha portatif minyatür olanları var şu şekilde. Yine termostatlı şu şekilde. Yine iş görür. Bence çok ideal. Bunun fiyatı da şu şekilde resimde gördüğünüz gibi 2800 kron. Yani zorlanıyorum. Bunu mu alırım? Bakın çok daha pratikler var. Arabanız küçükse alıp götüreceksiniz. Bakın şu şekilde ne kadar güzel. Bunun fiyatı da şöyle gösteriyorum. 1800 kron. Muhteşem şeyler. Adamlar tamamen zevklerine göre dizayn etmişler her şeyleri. Bakar mısınız? Wow. Oha. 11500 kron. Şuna bakar mısınız? Araba fiyatına muhteşem bir şey. Bakın burada mini buzdolabı da var şu şekilde. Bunun fiyatı da 2900 kron. 11000 kron muhteşemmiş. Devam ediyoruz efendim fiyatlara. Bakın burada da ilginç bir şey var. Bu da elektrikli. Yanında sigorta aksanı falan da var hepsi. Bakar mısınız şu aksana? Şu bacası yine yanında. Şuna bakar mısınız? Bu da 6800 kron. Yani 1000 euroya yakın bu. Ama ömürlük. Sizi gömer yani, o kadar söyleyeyim. Muhteşem yapmışlar yahu. Muhteşem yapmışlar gerçekten. Şöyle 6800 kron. Devam ediyoruz efendim. Bakın şöyle yine egzantrik kahve makineleri var. Şu şekilde DeLonghi'nin. Şu şekilde 5000 kron dolaylarında. Yine DeLonghi'nin Dinamica var. Şu şekilde bunlar da 5000 kron
dolaylarında sadece fikir olsun diye bunları da söyledim. Şu şekilde karpuzlar var bakın. Bir tanesi 50 kronmuş. Bir tanesi 50 kronmuş. Şu şekilde gösteriyorum. Bazen kiloyla satıyorlar, bazen de bu şekilde. Şu bir tanesi 50 kron geliyor. Kilosu yazıyor üstünde. İspanya'dan geliyormuş bu arada bunlar. Şu şekilde 50 kron. Bakın kirazlar var. Şu yarım kilo. Yarım kilo 25 kron. Yine yarım kilo çilek şu şekilde 25 kron. Bu karpuzlar biraz daha küçük, 38 kron. Bu şekilde geçiyoruz. Şeftaliler var. Şeftaliler 1 kilo. 1 kilosu 18. Tüysüz şeftali bunlar. Wow, bizim bu Lapseki kirazlarından. Lapseki kirazları 1 kilosu 40. Bence Türkiye'den ucuz kiraz anlamında. Aynen öyle, 40. 1 kilo kiraz 40. Bunun dışında bizimkiler bayılır buna. Salatalıklar burada biraz uzun efendim. Sormayın neden uzun diye, uzun hikaye anlatamam. İki tanesi 12 kron. Değil mi? İki tanesi 12, 6'ya geliyor. Aynen, bizim markette 7'ydi, 6'ya geliyor. Şöyle geçiyorum. Domates, küçük domatesler var, çeriler. Bunlar yarım kilo. 24 kron. Bu şekilde karşıdan gösteriyorum. Başka neler var? Şu şekilde meyve tabakları var. Şu şekilde dizayn edilmiş. Tabii bunları günlük yapıyorlar. 49 kron. Bakın sadece ananas 15. Bu şekilde geçerken üzümler var burada. Bakın üzümler var. Bir tane kutusu 22 kron bunların. Yeşiller 18 kron. Geçiyorum şu şekilde. Soğanı göstermek istiyorum. Soğan. Bir tanesi 1 kiloymuş şu mor soğan. 10 kron bakın. 10 kron. 2 kiloluk soğanlar var normal bizim. Beyaz soğanlardan. 2 kilosu 19 kron. Havuç var. Havucun 1 kilosu 13 kron. Şöyle havuç. Onun dışında geçelim. Bakın burada 2 kilo. Söyledim zaten 2 kilo. Bakın burada yine küçük patatesler var. Farklı çeşit yemekler için biz genelde bunları kullanıyoruz. Bunların bir tanesi 16,5 kron. Danimarka'da en az 7-8 çeşit böyle farklı patatesler görürsünüz. Hepsi tabii ki kullanış yerine göre değişiyor. Burada yine salatalar var. Daha önce bahsetmiştim size. Danimarka'da kadınlar genelde yemek yapmayı sevmiyorlar. Beni duymasınlar. Yemek yapmayı sevmiyorlar işte açıkçası. Böyle salatalar var. Bakın mesela salatalar 42 kron, 46. Farklı üzerinde soslar var böyle üzerine ilave edip bu şekilde satıyorlar. Bakın salatanın bir tanesinin içerisinde böyle neler var? Havuçlar rendelenmiş, mor lahana, çilek, işte yeşillik falan birkaç şeyine göre. Bakın burada arakalı falan var genelde. Bunlar 26, 30. Bu şekilde salatalar. Rullar var, Washingtonlar. 18 kron. Şu şekilde bir tanesi. Burada biraz daha Danimarka markalı olan var şu şekilde. Bunun fiyatı 15. Bakın çok daha cazip. Kendi markalarını daha atraktif hale getirmek için. Portakallar var. Portakalların şöyle bir tanesi. Şöyle bir tanesi. Ey maşallah. Bir tanesi 22 kron geliyor. Onun dışında bakın burada brokoli var. Brokoli bir tanesi 450 gram civarına şey yapmışlar, denklemişler şu şekilde. 13 kron. Yine karnabahar bir tanesi 15 kron. Şu şekilde devam ediyorum göstermeye. Bakın bu yassı şeftalilerden var. Ben Türkiye'deyken bunlardan çok fazla yoktu. Bilmiyorum şu an var mıdır. Yassı şeftaliler. Bir tanesi yarım kilo. Bunların böyle bir tanesi şu şekilde. Yarım kilo. Bunlar 16 kron. Onun dışında az önce burayı göstermiştim. Tüysüz şeftali bunlar. İçinde 6 tane var. Şu şekilde 6 tane var. 28,5 kron. Bakın armutlar var. Çok güzel paketlenmiş. Bunların içerisinde 4'er tane var. 4 tanesi 20,5 kron. Yani bir tanesi 5 krona tekabül ediyor. Mangonun bir tanesi 17 kron. Burada farklı mangolar var. İkili bunlar. Biraz daha cinsi farklı bunların. Bunlar 24,5. Bu papayalar var. Papayalar 28 şu şekilde. Bakayım. Muzlar var. Bakın muzlarda da ekonomik, ekonomik diyorum ya. Ekolojik. 6 tanesi 16 kron şu şekilde. Bunlar da ambalajlanmış. Bunlar ekolojikler. Hiçbir katkı maddesi falan yok. Burada normal muzlar var. Normal muzlar ekolojik bunlar da ama ambalajlanmamış. 10 tanesi 26 kron. 10 tanesi 26. Bildiğiniz elma.
10 tane elma. Hepsi de. Diyet elması var. Kırmızı elmalar var. Bakın böyle bayağı büyük, iri iri. Bunların 10 tanesi 26. Tanesi 2.6 krona geliyor. Bakın burada yeni, daha yeni toplanmış patatesler var. Bunlar suyun içerisinde tazeliğini korusun diye. Bunlardan da alabiliyorsunuz. Yarım kilosu 13 kron. Bunlar çok lezzetli. Dediğim gibi tazeliğini korusun diye bu şekilde koymuşlar. Suyun içerisinde. Devam ediyoruz. Ha, bu arada sarımsaklar var. Sarımsaklar şöyle içerisinde üçlü. Bu şekilde farklı cins sarımsaklar var. Bunlar küçükler. Bunlar 22,5. Bunlar Danimarka mahsulleri diye. Bizim bildiğimiz şekilde sarımsaklar var. Bunlar üçlü. Bu şekilde 12 kron. Devam ediyoruz. Bakın bazen içeceklerde bu şekilde indirimler oluyor. Mesela 1,5 litre Smirnoff ve Morgan 159 kron. Bakın 1,5 litre bunlar. Kocaman. Oho, maşallah. Maşallah. Vallahi ben çok bayılıyorum bunları. Şöyle görünce Captain Morgan'lar da burada. Bakın 1,5 litre bunlar, kocaman. İç iç bitmez. Anla, bunlar iç iç bitmez, ben sana söyleyeyim. Böyle Campari'ler var. Bir tanesi 70'li 129. Şu şekilde Havana Club'lar 3 yıllık 115 kron. Şunlar 3 yıllıkmış bu bebekler. Nederburg'lar var. Şiraz bunlar. Şu şekilde. 3 tanesi. Evet, 3 tanesi değil. Bir tanesi 99 şu şekilde. 3 litre. Muhteşem. 3 litresi 99. Nederburg Şiraz. Gayet güzel. Şaraptan anlayan kesinlikle dikkatini çekmiştir. Bunlar gayet güzeller. Drostihof Rose mesela, bir tanesi 132, iki tanesi 260 olacakken iki tane alırsan 240. Çok azıcık indirim yapmışlar. Bu şekilde. Burada envai çeşit şaraplar var yine. Côte d'Aron. Bakın şöyle şaraplar var mesela. Şu şekilde. Fransız şarabı. Şu şekilde. Evet. Bunların fiyatları indirimli şu an. 60 kron. Bu şekilde rozalar. Clé de Rosa. Bunlar da hep Fransız. Yine 101 kron. Şöyle Diamond Hill Chardonnay. Bir tanesi. Bayılırım. Beyaz şarap. Muhteşem. Bunlar 125. Evet, 3 litre. Muhteşem. Hiç bitmiyor bunlar. Akşamleyin. Uyku tutmadığı zaman bir bardak muhteşem oluyor. Efendim bunlardan. Stellenhof. Bakın şurada. Bunlar büyük bir aile bu. Stellenhof'lar by the way. Bu arada özel şirketleri var. Burada bayağı ünlü bunlar. Bir tanesi 86. 6 tane alırsanız wow. 6 tane alırsanız neredeyse yarı yarıya indirim var. 249. Aynen. 6 tane alırsanız muhteşem indirimi var. Bayıldım. Bunlar gerçekten çok cazip. Bakın Bacardi'ler var. Spiced. Acılı var. Normali. Bacardi'ler var. Bacardi'ler de 89 kron. Ooo. Jackie'ler var burada. Jackie'ler. Jack Daniels. Normali. Honey. Bir de elmalısı. Bunların hepsi bir tanesi 169 kron. Bifetiller yine 70'lik 99. Bakın burada yine çok güzel. Pampero'lar var, Rum'lar var bunlar. Şunlar fiyatları şu an 200. 199 gayet güzel, şık. Onun dışında bakıyoruz. Yine Bacardi'ler, Anio'lar var Bacardi'lerden. Bu 183. Bu elit olanı tabii, diğer gösterdiklerimle karşılaştırmayın. Bourbon'lar var burada. Şu şekilde. Maker's Mark. Bunlar 285. Gentleman Jack var. Bunlar 280. Jack Daniel's Single Barrel var. Single Barrel'lar. Şurada normal Jack Daniel's'lar 169 iken Single Barrel'lar. Bunlar VIP. Bunlar da 382. Bu arada birçoğunuzun merak ettiği, biliyorum, bu şekilde fiyatlar var. Domuzla inek arasındaki fark, dana arasındaki fark nedir kıyma olarak et ürünlerinde? Şöyle söyleyeyim. 1300, 1 kilo 300 gramlık dana kıyma 99 kron. Yine 1,5 kiloluk domuz kıyması da 99 kron. Bu şekilde. Yani dana kıyma biraz daha pahalı. Aklınızda böyle kalsın. Göğsünü de göstermek istiyorum şu şekilde. Bakın içerisinde bayağı var.
3.4 kilo. 3.4 kilo. Fiyatı 239. Burada 1.8 kilo. 2 kiloya yakın. Tüm tavuklar. Bunların fiyatı 60 kron. Bunu da göstermiş. Salatalar var, 39 kron. Şu şekilde salatalar. İçinde badem, peynir, farklı salata ürünleri, domates. Bu şekilde mixler. Burada neler varmış? Yine sarı ürünlü bunlar. Bakın içerisinde direkt akşam yemeği gibi düşünün. Patatesli, şinitzeller falan. Yine böyle köfteler, özel köri soslu, pilavlı falan. Bunlar 69 kron. 2 tane alırsanız 120. Bu şekilde evde yemek yapmıyorlar demiştim ya genelde. İşte mevzu bu. Hazır alıyorlar bu şekilde 69 gram verip akşam yemeği. Bakın yanına fasulye doğranmış birazcık. Patates var, köfte var, sos var. Bu şekilde akşam yemeği yapıyorlar. Bakın şu şekilde az yağlı etleri var. 250 gram 89 kron. Bakın bunların yağları son derece az. Tam steak dediğimiz işte. Muhteşem. Burada makreller var. En son videomda göstermiştim. Merkezdeki pazarda. Burada 100 gramı 9 kron. Somonlar var. 100 gramı 22 kron. Bakın efendim buyurun. Bakın şu şekilde sosisler var. Şu şekilde sosisler var. 250 gram. İçerisinde 3-6 tane uzun şu şekilde. 450 gram 25 kron. Bakın midemiz kazındı biraz. Ben şöyle Black Angus, yine dana, bildiğiniz Black Angus, antrikot, patates cipsi, salatası yanında, sosuyla birlikte 69 kron. Ben bundan aldım. Anna da yine şöyle fish and chips aldı, 59 kron. Anna ayrıca bir de şöyle bir dilim çikolata aldı, bunun da fiyatı 15 kron. Efendim bunları da göstermiş olayım size. Burada da yine salatalar var isterseniz. Bu salata bakın somonlu var. Genelde hepsi somonlular. Somon istemeyenler genelde makarnalı, farklı soslar var şekilde. Salata kasesi 50 kron diyor efendim burada. Ya gayet lezzetli ya. Bilmiyorum bunları böyle videoda göstermek de hoş mu? Ama böyle gördüğünüz gibi alışveriş merkezinde. Burası da restoran kısmı. Buraya geldik biraz. Bakın burası, eğer restorana geldiyseniz, şöyle dışarıda restoran var. Restorana geldiyseniz burası küçük bir oda. Eğer yeni doğum yapmış anneyseniz bu şekilde çok güzel oturuyorsunuz buraya. Kapınızı kapatıyorsunuz. Çok güzel dizayn edilmiş. Bakın şu şekilde oturuyorsunuz. Karşıda aynamız var. Ve burada sütü ısıtmak için de eğer şey yapacaksanız mikrodalgada getirmişler, koymuşlar. Ya da çocuğunuzu emzireceksiniz. Böyle bir oda var. Bakın ne kadar güzel, ne kadar anlamlı bir detay. Bilka'yı sonunda bitirdik. Bayağı yoğun, bayağı büyük bir alışveriş merkezi. Elimden geldiğince detayları vermeye çalıştım. Eminim aklınızda bir şeyler oluşmuştur. Yine bir sorunuz olursa, merak ettiğiniz, lütfen yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Aynı zamanda videoları beğenmeyi lütfen. Abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşünceye dek. Şu an Hyundai Bilka'dan. Görüşünceye dek bir dahaki sefere bay bay.